Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü videomuzdan devam ediyoruz. Muzari fiilin irabını işlemeydik, işlemekteydik. Muzari fiille alakalı olarak muzari fiilin raf alameti nedir denilmişti. Birinci madde olarak burayı okumuştuk. Ve şimdi ikinci maddedeyiz. Tekunu olur alametu raf'il muzari'i, muzari fiilin raf alameti olur. Ama hangi muzari fiilden bahsediyorsun? Burada bahsettiğimiz muzari fiil mu'tellil ahiri, ahiri illetli olan muzari fiil. Ahiri illetli olan derken bir muzari fiil ki sonuncu harfi illetliymiş. Böyle bir muzari fiilden bahsediyoruz. Peki neyle illetlenmiş? Bil elifi, elif ile. Muzari'nin sonuncu harfi illet harflerinden elif ise o zaman onun raf alameti ne olur? Evvammete el mukadderate litte'azzuri, ta'azzürden ötürü, ta'azzür gerekçesiyle mukadder, zamme olur. Ta'azzür imkansızlık demektir. İmkansız olan ne? Elif'in harekeyi kabul etmesi imkansızdır. Sonuncu harf eliftir diyor ya, eğer elif olursa, elif harekeyi kabul etmeyen bir harf olmasından ötürü, işte o anlatılıyor. Bundan ötürü ne olur? Mukadder zamme olur. Mukadder tam Türkçesiyle gizli, gizli zamme ile iraplanır. Ve bil vavi evil ya'i, eğer muzari'nin sonuncu harfi vav veya ya olursa, vav veyahut ya ise, o zaman muzari fiilin irabı ne olur? El-vammete, el-mukadderate, li-thikali. Sikal, ağırlık demek. Tartıdaki, terazideki ağırlık değil elbette. Buradaki ağırlık dilin zorlanması. Telaffuzun zor olması yani. Zor olmasından ötürü, ağır olmasından ötürü yine gizli zamme ile iraplanır. O zaman şunu diyebiliriz. Muzari fiilin sonuncu harfi eğer illet harfi ise onun irabı takdiridir. Yani gizli hareke alır. Raf alameti olarak. Gizli zamme alacaktır. Gizli zamme, mukadder zamme alır. Ama gerekçesi değişir. Eğer sonuncu harf elif ise tazürden ötürü takdiri irab var. Sonuncu harf elif değil de onun dışındaki ise, yani vav veyahut ya ise, bu durumda sikalden ötürü takdiri irab alır. Gerekçe değişir sadece. Emsiletun, örnekler. Misal demedi bu defa değil mi? Daha önce misal demişti. Bak, tekildir, müfrettir. Şimdi emsile ediyor. Cemi mükesser olan bir kalıp kullandı. Emsile aynı zamanda bir kitap adı biliyorsunuz. Sarf emrine giriş için kullanılan bir kitap. Emsiletun, örnekler. Masele, yumasülü, mümasele. Misalü, misalen, emsile. Yes'a, yes'a muzari fiil. Sa'a mazi, yes'a muzari. Yes'a alametu raf'ihi. Bu fiilin raf alameti nedir? El-dammetu, el-mukadderatu. Mukadder zammedir. Gizli bir zammedir yani. Yes'a diyorum bak. Yes'a u. Yes'a u. Yes'a ju demiyorum. Sonuca fareki almaz ki. Aynla okumayı bitiriyorum. Yes. A diyor, bitti. Peki gizli bir zamme ile iraplanır. Ne üzerine gizli zammeyi veriyorsun? Alel elif, elif üzerine. Elifin üzerinde gizli bir hareke varmış. Tabi gizli bir hareke derken böyle gizemli gibi değil yani, ne olduğu belli. Zammedir. Gizli zamme elifin üzerinde mevcut. Peki neden gizlidir? Litte'azzuri, ta'azzurden ötürü. Yani elifin harekeyi kabul etmemesinden ötürü. Elif harekeyi hiçbir zaman kabul etmez. Peki neden tazürden ötürü takdiri irab söz konusu? لِأَنَّهُ, çünkü o muzari fiil nedir? مُعْتَلُّ الْآخِرِ, ahiri illetlidir. Ahir illetlenmiştir. Biha onunla. Demek ki yes'a takdiri iraba sahip. Takdiri iraba sahip. Merfudur şu anda. Raf alameti ne? Gizli zamme. Ne üzerine gizlenmiş? Elif'in üzerine. Peki gizli irabın, gizli zammenin gerekçesine neden gizlenmiş?
Çünkü sonuncu harfi illetlidir. Sonuncu harf elif olduğundan gizliliğe sebep olan illet tezzürdür. Burada bir daha anlatıyor. Yes'a nedir? Muzari fiildir ve merfudur. Fi'lun mudari'un merfu'un. Ve alametu raf'ihi el-zammetu el-mukadderatu. Raf alameti gizli zammedir. Ne üzerine gizlenmiş? Alel elifi, elif üzerine gizlenmiştir. Mena'a, mani oldu, engel oldu. Min zuhuriha, o zammenin açığa çıkmasına mani oldu. Ne? Et-te'azzürü, te'azzür. Yani imkansızlık, elifin hareketi kabul etmemesi yani. Vel fa'ilu, peki yes'a'daki fail nedir? Zamirun, zamirdir. Nasıl zamir? Müstetirun, gizli zamir, o yüzden göremiyorsun. Cevazen ama değil mi? Vacip değil, vücuben değil. Takdiruhu, o zamirin açılımı hüve, hüvedir. Yes'a'da gizli olan zamir hüve olur. Yed'u nedir? Alametu raf'ihi, onun raf alameti nedir? El-zammetu el-mukadderatu, mukadder zammedir. Yani gizli zammedir. Yed'u'da gizli bir zamme var. Gizlenmiş zamme var. Ne üzerine gizlenmiş? Hadel vavi. Yani bu kelime aslında yed'u vu. Vav'da zamme vardı. Yed'u vu. Ama yok. Hadel vavi. Vav üzerine gizlenmiş zamme. Peki vav üzerine neden gizlenmiş? Yani buradaki takdiri irabın gerekçesi nedir? Lithikali. Sikalden ötür. Ağırlıktan ötür. Niye peki İrab takdir edilmiş? لِأَنَّهُ çünkü bu muzari fiil مُعْتَلُّ الْآخِرِ sonuncu harfi illetlenmiş, sonuncu harfi illetlidir. Biha kendisi nedeniyle, vav nedeniyle illetli bir muzari fiil olmuş. يَدْعُو nedir? فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَرْفُعٌ merfudur ve muzari bir fiildir kendisi. وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ bunun raf alameti nedir? اَلْظَمَّةُ El-Mukadderat, gizli zammedir. Ne üzerine gizlenmiş? Adel-Vavi, Vav üzerine. Mena'a min zuhuriha et-thikalu. O, Vav'daki zammenin açığa çıkmasına mani olan şey nedir? Et-thikalu, ağırlıktır. Peki, yed'unun faili nedir? Vel-fa'ilu zamirun, müstetirun cevazen. Cevazen gizli zamirdir. Takdiruhu hüve. O zamirin de açılımı, izahı hüvedir. Yakvi, kaza, yakvi, yakvi. Sonuncu harf ya'dır görüyorsun. Alametu raf'ihi. Raf alameti nedir? El-zammetu, el-mukadderatu alel ya'i. Ya üzerine gizlenmiş olan zammedir. Yakvi, yakvi, yu. Ama yu diyor, telaffuz etme yani. Ve harekeyi de verme, yazma. Gizli zamme var. Neden gizli? Lithikali, sikalden ötürü. Yani ağırlıktan ötürü. Lennuhu mu'tellul ahiri biha. Yakvi, fi'lun mudari'un merfu'un. Muzari fiildir, merfudur. Niye merfudur? Başında nasb eden yok, cezmeden yok. Bundan dolayı. Ve alametu raf'ihi, onun da raf alameti. El-zammetu el-mukadderatu. Gizli zammedir. Yakvi. Neden gizli zamme? Pardon. Ne üzerine gizlenmiş? Alel ya'i. Ya üzerine gizlenmiştir. Peki neden gizleniyor? Aşikar olsaydı ya. Yakvi. Yu. Ya'ya zammeyi verseydim ya. Mena'a. Mani oldu. Engel oldu. Ne? Ne demeyelim daha doğrusu. Neye engel oldu? Min zuhuriha. O zammenin açığa çıkmasına. Peki ne mani oldu? Ethikalu, sikal. Sikal fail oluyor değil mi burada? Mena'nın faili. Vel failu, peki yakvî fiilinin faili nedir? Zamirun müstetirun, gizli zamirdir. Cevazen ama, vücuben değil. Yani aşikarda olabilirdi faili. Takdiruhu, o zamirin açılımı, izahı, hüve, hüvedir. Yakvî de hüve fail olur. Ketebe hüvedir, yektubu hüvedir, feteha hüve, yeftahu hüve, semi'a hüve, haraca hüve, fark etmez. Sonuç olarak müfret müzekkere gayip dediğimiz yani üçüncü şahısın tekili olan bu kalıpta
Fail eğer aşikarca karşında değilse, gizlenmiş bir zamirse o fail hüve olmalıdır. Peki geldi üçüncü kısma. Üçüncü kısımda bırakıyoruz. Bir sonraki videomuzda demek ki muzari fiilin irabına devam edeceğiz. PDF videonun altında mevcut. İndirip çıktı almanız önerilir.